Baba Torik. Süper Lig'de cumartesi günü Sivasspor kendi sahasında Manisa Spor'u ağırlayacak. Sivasspor üst üste özellikle ilk iç sahada oynadığı Denizli maçı, ardından oynadığı Diyarbakır deplasman maçı ile birlikte bence çok kendisinin rakipleriyle mücadele etti ve hani çok zor maçlar oynadı. Kendi kaderini tayin etmesi anlamında çok önemli maçlar oynadı, çok kritik maçlar oynadı. Bunlardan da biraz ben hani çok hem morallenerek hem de iyi sonuçlar alarak, puan anlamında da kendisine yararlı sonuçlar alarak, içeride Denizli'yi yenip Diyarbakır Spor'la deplasmanda berabere kalarak olumlu bir iş yaptığını düşünüyorum. Kendisi açısından kendisini yukarıda tutmaya yarayacak bir şey yaptı. Ama geçen hafta da söylemiştim, Diyarbakır'ı kaybederse demiştim, hani Denizli galibiyetinin çok bir anlamı kalmaz. Bu maçta buna benzeyen bir maç. Sivas Spor'un da Manisa Spor karşısında bir mağlubiyet almaması durumunda ve özellikle galibiyetiyle birlikte ben biraz daha böyle yukarılara sıçrayacağını ve zaten Süper Lig'le ilgili söylediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Hani aşağıyla yukarının arası özellikle baktığımızda Antalya Spor'dan yukarıyla hani aşağısının arası bayağı açıldı. Açılmaya başladı en azından. Böyle bakıldığında da Denizli Spor'un da çok 10 puanlı olduğunu düşünürsek, hani bu hafta kazandılar belki, hani bir ligde kalma umudu en azından antrenörleri, camia ve futbolcular tarafından dile getirilse de biraz tabii yani şöyle baktığımızda şu an biraz zor gözüküyor. Sivasspor için bu maç hani hem Sivasspor için hem de ligin alt sırasındaki bütün takımlar için önemli. Sivasspor bu maça çıkarken önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu düşündüğüm benim Süleyman Keita'dan yoksun, kırmızı kart gördü Diyarbakır maçında Sivasspor'da Keita. Onun eksikliğini hisseder ama bunun dışında hani şöyle bakıyorum ben, hani Sivasspor kendi sahasında belli bir futbol karakteriyle oynuyor. Mehmet Yıldız'ın cezası bitti mi onu tam bilmiyorum açıkçası ama bittiyse muhtemelen Mehmet Yıldız da sahada olacak. Mehmet Yıldız sahada olduğunda ya da şöyle söyleyeyim, ileride topu tutacak bir forvete sahip olduğunda arkadaki oyuncularıyla, çabuk oyuncularıyla, Erman'la, Musa'yla mümkün olduğu kadar hani pozisyon bulabilen bir takım görüntüsünde özellikle iç saha maçlarında. Yeni transferlerinde belli bir aşamada takıma katkı vermeye başladığını düşünüyorum. O yüzden bu maç onlar açısından bu önemli maç, bu kritik virajda da bu oyunculardan maksimum verim elde edeceklerdir. Manisa cephesinde ise hem son dakikada gelen beraberlik yüzünden bir moral bozukluğu var Fenerbahçe karşısında, hem Reha Kapsal'ın tribüne gönderilmesi ve muhtemelen bu maçta, bu çok önemli maçta Sivasspor karşısında yer almayacak olması, hem de bunun yanında kırmızı kart gördüğü için de İshak Promise gibi, ki bence hani Manisa Spor'un için en önemli oyunculardan bir tanesinin yoksun olması. Açıkçası bu maç öncesinde Manisa'da moralleri çok çok aşağılara indiriyor. Denizli maçında da ben açıkçası hani Sivasspor Denizli maçında da gördüğüm şey şuydu. Sivasspor bu kritik maçlarda belli bir şekilde kendisini sakin tutmayı becerebiliyor. Sakin olabilmeyi beceriyor. Genelde rakiplerinde böyle bir sinir, bir öfke oluyor. Bu maçları, virajları iyi dönüyor. Bu maçta öyle olacaktır diye düşünüyorum. Ben Sivasspor'u Manisa Spor karşısında şanslı görüyorum. Galibiyete yakın taraf Sivasspor'dur diye benim kişisel yorumum bu. Sivasspor Manisa Spor karşısında galibiyete yakın taraf. Baba Torik.